Merhaba, bugün sizlerle en sevilen kış sebzesi olan pırasa ile pırasalı börek hazırlayacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo pırasa, 4 adet taze soğan, yarım demet dereotu, 1 çay bardağı dolmalık fıstık, 4 kaşık kadar kuş üzümü, baklava yufkamız, 200 gram tereyağı eriteceğiz, tuzumuz olacak ve zeytinyağımız. Önce pırasalarımızı doğrayarak başlayalım. Mümkün olduğunca ince yaparsak daha kolay pişecek. Vaktimizi de boşa harcamamış olacağız. Şöyle, evet, bu şekilde 1 kilo pırasamızı doğruyoruz. Evet, şu anda taze soğanlarımı yine mümkün olduğunca ince ve seri hareketlerle doğruyorum. Taze soğanın yeşil yaprakları da çok değerli. O yüzden onu da mutlaka kullandığımız yemeklerde kenara ayırmayalım. Özellikle böyle güzel yeşil rengini bulduğumuzda her yemeğimize katalım. Evet, şöyle kenara alıyoruz bu doğradıklarımızı da. Şimdi yine çok değerli otlardan dereotunu da ekleyeceğiz. Bunun da yine ince dallarını yemeklerimize kullanabiliriz. Belki çok kalınlarını ayırmakta fayda var ama mümkün olduğunca her yerini kullanmaya çalışmalıyız. Dereotunu şöyle kenara tutuyorum. Onu biraz sonra ilave edeceğiz. Kuş üzümlerimizi biraz ıslatmak istiyorum. Yumuşaması için. Evet, şimdi de dolmalık fıstıklarımızı biraz kavuracağız. Bunun için tavamın altını açıyorum. Biraz zeytinyağı kullanacağım. Çünkü zaten böreğimizi yaparken yeteri kadar tereyağı girecek işin içine. Bunlar da yakmadan ama çok dikkatli bir şekilde kavurarak biraz renginin dönmesini sağlayacağız. İnanın ki hepsi bir araya girdiğinde çok lezzetli bir börek olacak. Evet, dolmalık fıstıklarımız kavruldu çok güzel. Şimdi bütün malzemeleri ilave ediyoruz. Dediğim gibi dereotunu biraz sonra. Şimdi bunları böyle karıştıralım. Burada pırasalarımız ve taze soğanlarımız da iyice pişecek. Bunun için biraz sabırlı olmalıyız. Evet, bence karıştı. Şöyle kenara biraz altını kontrol edip bekleyeceğiz. Ben bu arada biraz tuz eklemek istiyorum. Gerçi uzmanlar tuzu çok önermiyorlar ama lezzetlerin de açığa çıkması için sanki biraz gerekiyor gibi. Ben de normal kullandığım ölçüden artık daha az kullanmaya dikkat ediyorum. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Önceden suda ıslattığımız kuş üzümlerimizi şöyle bir süzelim. Ve bunları kavurduğumuz pırasalarımızı ekliyoruz. Ve burada yine doğradığımız dereotlarımız vardı. Onu da ekliyorum üstüne. Şöyle karıştırıp bir 5 dakikada pişireceğim. Evet, şimdi küçük bir tencerede tereyağımızı eritiyoruz. Evet, bunun da altını yine kontrollü açmalıyız. Çünkü tereyağımızın yanmasını istemiyoruz. Evet, baklava yufkalarımızı aldı. Şimdi çok dikkatli bir şekilde bunları ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok inceler ve çok hassaslar. O yüzden biz de onlara gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Şimdi üzerine tereyağı gezdiriyorum. Mümkün olduğunca hem her yerine değmeli tereyağı hem de gereğinden de fazla sürmemeliyiz. Şimdi hemen kurutmadan ikinci katını alıyorum. Hemen tam üstüne gelecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle hafifçe bastırın. Fazla sürdüğümüz tereyağı bir üst kata geçebilir. Şu anda ikinci kattayım. Böyle 6 kat yapacağız.
Evet, alt katı tamamladık. Şu anda bu geri kalan baklava yufkalarımızı korumak için şöyle sıkıca sarıp kenarda bekletiyorum. Şimdi bunların da kurumaması için hemen çok hızlı bir şekilde içine yerleştireceğim. Şöyle biraz dağıtarak içini yerleştirdiğimizde kıvırdığımız sırada her katta pırasalarımızı görebilmek mümkün. Evet, şimdi kenarlarından tutuyoruz ve çok sıkı bir şekilde şöyle yine hafif bastırarak ve mümkünse kendime doğru çekerek şöyle sıkı sıkı sarıyorum. Bunu arada başları da kontrol edebilirsiniz. Evet. Ne kadar sıkı olursa dağılması o kadar güç olur. Şu son aşamaya geldiğimizde birazcık daha şu kenarlarına tereyağı sürerek. Evet, şimdi üstüne biraz daha tereyağı gezdiriyoruz. İşte bu böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayacak son dokunuş. Evet, şöyle her yerine sürdüğümden emin olmalıyım. Şimdi çok keskin bıçağımı biraz daha keskin yapmak için evet, şu anda bıçağın çok keskin olması niye çok gerekli herhalde anladınız. Çünkü keserken bir güç denemesi yaptığınızda içindeki malzemeler dışarı taşabilir o yüzden. Ben bir kişilik küçük lokmalar ölçüsünü baz alarak kesiyorum. Siz istediğiniz şekilde kullanacağınız en pratik yöntemle boyutunu belirleyebilirsiniz. Evet, şöyle dikkatli bir şekilde tepsiye diziyorum. Evet, 160 derecede ısıtılmış fırında yarım saat içinde böreğimiz pişti. Servise hazır. Afiyet olsun.